Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Halil Yüksel. Karavan yapımı serimizin 3. bölümünü çekeceğiz bugün. Bildiğiniz üzere sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple karavanımızda yapmak istediğim şeyleri biraz erteleme zorunda kaldık. Bugün mobilya bölümünün prototipini gerçekleştireceğiz. Dekotalar üzerinden aracın bütün girinti çıkıntılarının ölçülerini alacağız. Daha sonra almış olduğum bu ölçüleri isteyenlerle paylaşacağım. Bizim gibi uğraşmasın diye. Çünkü bu ürünler almak istediğinizde karavan yapımı firmaları tarafından çok yüksek rakamlara satılıyor. 10 bin civarında başlıyor. İşte bazıları hazır olarak paket seçeneğiyle sunuyorlar. 6 bin civarında başlıyor bunlar da. 5-6 bin civarında. Ancak onlar da montajını diyor siz yapacaksınız diyor. Böyle bir şeye girmiyorlar. Biz bu olayı minimuma indirmek için uğraşacağız, çabalayacağız. Yaklaşık 2 bin lira civarında bir harcamayla biz burada karavanımızın mobilya bölümünü, dolapları, mutfak bölümünü yapmış olacağız. O halde başlayalım. Evet arkadaşlar, az önce ilk ana taşıyıcı kalıbımızı çıkarttık. Şöyle görün. Malzeme 5 milimlik dekota dediğimiz malzemeden. Bunu tıraşlayarak bu şekilde buraya uygun hale getirdik. Daha sonra bunları dijital ortama aktaracağız. Aktarılan bu kalıpların her birini sizlerle paylaşacağım. İsteyen tüm arkadaşlara bu kalıpları göndereceğim. Ocak olarak da şurada görmüş olduğunuz ocak ve evye Thetford marka kombinasyon ocak tercih ettim. Onu da daha sonra detayını sizlerle paylaşacağım. Bir tane kalıbımız hazır. Yarın tekrardan sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde diğerlerini tamamlayacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, çalışmalarımız hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz üzere ilk kalıbımızı yaptık. Şimdi sıra ikinci kalıbımızda. Az sonra başlayacağız. Bugün inşallah bütün ana taşıyıcı kolonları bitirmeyi planlıyoruz. Kalıbımızı oluşturduk.
bu şekilde ön yüzeyini de kapattık. Yatağımız açıldığında nasıl oluyor, kullanım açısından nelere dikkat etmeliyiz, bunları gördük. Daha sonra ocağımızı buraya yerleştireceğiz. Bunların ölçümünü aldık. Şu alanda temiz su ve pis su bölümleri olacak. Onlar için kullanacağız. Şurada da bir bölüm olacak. Oranı henüz açmadım. Oranın altında da piknik tüpünü koyacağız. Oradan ocağın gaz bağlantısını o bölümden yapacağız. Şu arka kısımda ise alt kısımlarda. Şunu göstereyim. Burada bir kapak olacak. Bu iç kısma da güneş panelinden gelen enerjiyi depolamak için kullanacağımız akülerimizi bu bölümde yerleştireceğiz. Motorla hiçbir bağlantısı olmayacak akülerimizin. Sadece güneşle beslenecek. Aracın kendi aküsünden şarj olma gibi bir durum olmayacak. Bir de dışarıdan besleme yapacağız. Şimdilik bu kadar. Bu yapmış olduğumuz prototipi mevcut ahşapla yaptıktan sonra işlemimiz sona ermiş olacak. O kısımları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi galas mı olur?